Merhaba arkadaşlar, ben Nilay Kanalım Derle Topla Çalkalaya. Hoş geldiniz. Bugün böyle sesli bir video çekeceğim. Bunun sebebi ise, daha doğrusu bunun sebebi demek pek doğru olmaz da, uzun zamandır griptim, bundan zaten size bahsetmiştim. Son videolarım sessizdi. Bunun sebebi ise sesimin gerçekten çok kötü olmasıydı ki sesimin biraz kısık olan haliyle bir video çekmiştim. Onda bile gerçekten kötüydü sesim. Bu arada bu oğlumun kuyruğu görüyorsunuz ki. Bu videomda size bazı şeyleri anlatmak istedim. Sesimin o yüzden geri gelmiş olmasına çok mutluyum. Sarsıntı için kusura bakmayın bu arada. Miske zıpladı da masadan aşağıya. Bu ilk sayfam siyah beyazdı daha önceden, hatırlıyorsanız. Ben onu çıkarttım böyle yılbaşına uygun olması için. Böyle puantiyeli, altın puantiyeli bir sayfa koydum. Bu zaten bandımda hep kullanıyordum. O siyah beyazken de bunu kullanıyordum. Bu en arka sayfası da bu şekilde beyaz düz. Aslında düz beyaz değil bunun en arka sayfası da. Şöyle, pardon. Gece çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Doğal olarak ışıklar biraz yansıma yapıyor. Özür dilerim bunun için. Bu böyle bir sürü yazıların üstünde çok tatlı bir kalp var. Ama bunu eğer arkasına takmaya çalışsaydım kalp ters dönecekti. O yüzden bunu böyle görüp de mutlu olmak benim için yeterli oldu. Arkasında düz beyaz yapmış oldum böylelikle. Şimdi arkadaşlar geçen hafta, pardon. Geçen haftaki planım bu şekildeydi. Tabii siz bunu görürken yazılarının olmayan kısmını gördünüz. Bundan sonra planlarımı da bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Yani süsleme kısmını sizinle yapıp yazı kısmını daha sonradan kendim ekleyeceğim. Bu haftaki planım için şu kiti kullanmayı düşündüm arkadaşlar. Kaldırabilirsem şunu kullanacağım. Ve şey olarak, bant olarak da bu simli bantları kullanmayı düşündüm. Bunun sebebi ise şurada renkleri var hepsinin. Bu arada son birkaç videodur gördüğünüz küçük ayracım, bunu kendim yaptım arkadaşlar. Sayfayı şu şekilde kapattıktan sonra şöyle şeffaf tam gözükmüyor gerçi ama buradan böyle asıldığım zaman direkt olarak olduğum sayfaya geliyorum. Çok da dışarı çıkmıyor. Çok rahat bunun kullanımı bu arada. Bunun haricinde ne söyleyecektim? Bir şey daha söyleyecektim ben size ama unuttum. Şimdi planlamamıza başlayacağız arkadaşlar. Ara ara eğer size belirtmem, hatırlatmam gereken yerler olursa tekrardan konuşma faslına geçeceğim. Onun haricindeki kalan yerleri her zamanki gibi hızlı olarak saracağım. Bu şekilde daha akıcı olarak ilerlemiş oluyor çünkü video. Bu arada ben onu söyleyecektim biraz önce, unuttum. Şu normalde şu kısmı notlar kısmı arkadaşlar. Hatta bir arka sayfasından göstereyim. Gösteremeyeceğim. Şöyle göstereyim. Normalde şurada notlar yazıyor şöyle. Biliyorsunuz ki ben aslında bu haftanın planını yaparken videoya çekmeyecektim. Kendim yapacaktım ama daha sonradan hadi dedim videoyu çekeyim sizinle paylaşayım, böyle renkler falan da güzel ya, hele size de enerji olsun dedim. Hele ki bugün çok kötü bir yağmur başladı, öğleyin çekecektim. Normalde böyle daha hani ışık falan gelsin istemiştim ama yağmur sebebiyle çok da şey olmadı, ışık yoktu. O yüzden mecbur akşam çekimi yapıyorum. Bunu da böyle yarısını süsledim, yarısı kaldı gibi oldu ama çok süslenmiş bir şey yok aslında. Sadece bant geçtim şuralarına. Diğer sayfada pek, ay pardon arkadaşlar sesim gidiyor. Diğer sayfada pek bir şey yok. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Daha doğrusu süslemeye başlıyoruz hastalık planımızı. Ve hadi başlayalım. Thank you.
aslında arkadaşlar bu bandı bu şekilde yapıştırmamın sebebi bunun genişliği tam benim planlarımın şu günlük kısmının genişliğiyle aynı. Doğal olarak eğer ben ebatını bunun genişliğine uyacak şekilde kesersem yani planlarımın düz çizgisi içinde tam uygun olmuş olacak.
Gördüğünüz üzere düzenim tamamen bitmiş durumda. Şimdi artık planlarımın içine koyma vakti. Planları gözünüze sokuyormuş gibi oldum, kusura bakmayın. Şey yapamadım da, kamerayla masanın arasına koyamadım. Bu arada arkadaşlar, kamera kayıtta değilken ben şuraya şöyle de yıldızlı gümüş sarısı yoruldum saat, evet 12'ye geliyor şu anda, o yüzden altın sarısı diyorum. Pardon arkadaşlar, bu gümüş grisi yıldızlı bir bant koydum. Normalde şunun aynısından koyacaktım ama o zaman hani böyle çok şey olacak şurada da, çünkü hep yıldızlı kullandım diye böyle yıldızlı koyayım dedim. Hem şuralara da şöyle çam ağaçları çizdim, böyle yıldızların altında çam ağaçları falan. Şimdi nereden çıktı Nilay bu çam ağaçları, kendiliğinden çizilen bu ışıldaklı şeyler şunlar falan diye soracak olursanız, Perşembe günü pardon, Perşembe günü aralığa giriyoruz ve bu yüzden böyle kış temalı, keşke kış temalı stikerlerim olsa, böyle Noel babalı falan. Şöyle yapayım, tamam, rahat görün. Böyle öyle stikerlerim olsaydı da onlarla süsleseydim keşke, ama öyle stikerlerim olmadığı için böyle kendim yaptım bunları. Yakın bir zamanda elime kış temalı aslında şeyler geçecek ama bakalım ne zaman gelecek. Hatta onlarla ilgili bir alışveriş videosu da çekeceğim size. Ya alışveriş derken neler aldığımı göstereceğim. Sitenin tanıtımını da yapacağım. Eğer ayarlayabilirsem arkadaşlar, bir 10 dolarlık da indirim kuponu koyacağım sizin için. Onu yine o videoyu çektiğim zaman söylerim. Bu arada bir şey daha diyecektim. Evet arkadaşlar, Facebook sayfamız da artık açık durumda. Derle Topla Çalkanı'nın Facebook sayfası. İçinde şu anda çok fazla bir şey yok. Eğer arkadaşlık isteği gönderirseniz, ki linkini aşağıya yorum kutucuğuna koyarım, oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlık isteği gönderirseniz seve seve kabul ederim. İçinde şu anlık sadece videolarımız var ama onun haricinde sizin işte süslemeleriniz nasıl? İşte ne şekilde neyi yapıyorsunuz, neleri merak ediyorsunuz, ya da işte birbirimizle fikir alışverişi yapmak yönünde, ya da hangi malzemeleri nereden bulduğumuzu konuşmak yönünde bir Facebook sayfasının çok faydasının olacağını düşündüm. Bu arada sayfanın adı Derle Topla Çalkala Nilay. Yine dediğim gibi aşağıda link olacak ama bir söylemek istedim. Bu haftaki düzenimiz de bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.